soygun yılı sizi çok güzel bir şekilde soyacaklar. Dünyanın sosyolojik kimyasını tamamen bozan bir girişle süreç başladı. İnsanlardan kazanmış oldukları paraları insanlara tekrar kredi olarak satmış oldular. Bildiğiniz milletin malına burada çok sistematik bir şekilde çökmüş oldular. Aynı anda salgınlar başladı. Aynı anda kapanmalar başladı. Dünyanın her yerinde aynı anda doğal felaketler başladı. 6 ay içerisinde bütün dünyada insanların kaderi değişti. Bu enflasyonun geçmesi çok da kolay değil. İnsanlardan gerçek enflasyon rakamlarını saklıyorlar. Bilerek saklıyorlar. Neden biliyor musunuz? Toplumsal kaosun önüne geçmek için. Gıdaya ulaşımı engelliyorsunuz. İnsanlar şu anda bu fakirliği iliklerine kadar hissediyor. Bu özgürlüğü veren küreselciler aslında insanları mutlu ederek soyuyor. İstanbul'dan 4 milyon göç gidecek. İki türlü bir grup olacak. Orta grup diye bir şey yok zaten. Zenginler ve fakirler. Ortası olmayacak. Sizin cebiniz asla yalan konuşmaz. Varsa vardır, yoksa yoktur. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Finans analisti İslam Memiş. Zira bundan öncesinde yapmış olduğu hem ekonomiyle ilgili hem de sosyal yaşamla ilgili tespitleri bir bir çıkan bir isim. Daha öncesinde Ekim ayıyla ilgili uyarılarını izlemiştik. Ekim ayı gelmeden önce neler olacağını söylemişti. Hepsi tek tek gerçekleşti. Ama bir taraftan da dünyayı çok iyi analiz eden ve dünyadaki gidişatı çok iyi okuyan bu isimle biz bugün neleri konuşacağız? Hoş geldiniz öncelikle hocam. Hoş bulduk İyiyen Arakan Bey. Bugün biz İslam hocamızla, İslam Memiş'le yalnızlaştırılan insanlardan bahsedeceğiz. Zorla fakirleştirilen insanlardan bahsedeceğiz. Gün geldiğinde işi elinden alınarak robotlara verilen insanlardan bahsedeceğiz. Bu geçici enflasyonun artık kalıcı enflasyona döndüğü bu dünyada gün geçtikçe alım gücüyle beraber kendi varlığı da azalan insanlardan bahsedeceğiz. Yakılan tahıl tarlalarından bahsedeceğiz. Hollanda'daki gibi çiftçilere artık elinizdeki canlı hayvan sayısını yarıya düşürün dediler. Şu anda çiftçiler ayaklandı. Hollanda polisiyle karşı karşıya, onlara destek vermek için Alman çiftçisi ayaklandı. Bir taraftan dünya bir yere doğru gidiyor. Aileler çöküyor, bireysellik ve onun dışında LGBT başka bir nokta. Yani bin yıllık bir değişimin eşiğindeyiz hocam. Kısacası. Evet. Evet. Siz de özellikle bu süreçte Ekim ayını işaret etmiştiniz ve şu anda Ekim ayının artık eli kulağında neler diyeceksiniz? Hakan Bey, yeni dünya sisteminde küreselcilerin aslında yeni dünyayı dizayn ederken tabii ki hem finansal piyasalarda hem sosyolojik hayatta hem ekolojik hayatta çeşitli değişiklikleri hızla insanların hayatına soktu. Özellikle son 2 yıldır biz COVID-19 salgınıyla beraber bütün finansal piyasalarda insanların sosyal hayatında, ekolojik kimyada ciddi değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Ancak insanlar bunu çok çabuk gördüğü için aslında dünyanın %80 civarında diyebilirim. Bu yeni küreselcilerin oluşturmuş olduğu sisteme daha ayak uyduramadı, daha inanması biraz daha güçlük çektiğini şahsen düşünüyorum. Çünkü hem ekonomik krizlere, hem doğal felaketlere, hem kendi sosyolojik değişimlerine biraz geç kaldı. Bunu kabullenmek istemiyorlar. Tabii kolay değil. Yani bugün hangi insana doktora götürürseniz götürün, hemen böyle derseniz ki işte 6 aylık ömrüm kaldı, hemen he deyip de masadan kalkmazsınız. Yani bunun farklı doktorlara gidersiniz, farklı tedaviler uygularsınız. Bir şekilde inanmak istemezsiniz, mücadelenizi sürdürürsünüz. Ve dolayısıyla küreselcilerin şu anda yeni dünya dizayn sistemindeki yapmış olduğu politikalara ve ardından başlatmış oldukları bu yalan politikalarıyla birlikte gerçekten insanları hem ekonomik anlamda hem de psikolojik anlamda bir korku pompalaması, özellikle Z kuşağını hedef alması, onları farklı yetiştirmesi ister istemez insanların kimyasını bozdu. Her açıdan değerlendirmek isterim. Aklım erdiğince, dilim döndüğünce uygun görürseniz. İlk önce ekonomik yönünden olaya bakmak lazım. Finansal, çünkü değişim ister istemez insanların kimyasını tamamen bozan, dünyanın sosyolojik kimyasını tamamen bozan bir girişle süreç başladı.
COVID-19 sürecinde küreselciler yeni dünya düzeninde bu salgın hastalıkla birlikte ilk önce insanlara korku pompalayarak direkt bunları marketlere yönlendirdi. Buradaki insanlar marketleri yağmaladı. Gereğinden fazla eve gıda stokladılar. Ve merkez bankaları dediler ki bu insanlara, bakın işte eve kapandınız, işsiz kaldınız. Biz artık size bol likidite, yani bol para, bol kredi vereceğiz diye insanlara o faiz indirimlerini başlatarak insanlardan kazanmış oldukları paraları insanlara tekrar kredi olarak satmış oldular. İnsanlar zaten bu yasaklar, kapanmalar bittikten sonra bir baktı işsiz kaldı, bir baktı ciddi anlamda bir borç batağına saplandı. Tabii bu borç batağına saplanmasının ana faktörlerinden bir tanesi de insanlara evde otururken finansal piyasaları aslında devam ettirmek için, finansal piyasalarda para kazandırmak için onları kumar bağımlısı yaptı. Aslında bu detay çok önemli. Onları bildiğiniz kumar bağımlısı yaptı. İnsanlar işte bir yıl boyunca o kapanma sürecinde... Kripto ile, değil mi onu hocam? Kesinlikle. Dijital varlıklarla yaptılar. Bir yıl boyunca insanlar işte yaş ortalaması ciddi düşüktü. Yani 15 yaşına kadar geriliyordu bu yaş grupları. Elindeki telefonla herkes kripto alsat, kripto alsat ve 60 bin küsur dolarlara kadar gördük. Çok ciddi bir getiri sağladı. İnsanların ağzına adeta bir bal çaldı. Yani insanlar 2 yıl boyunca besledi insanları bu kripto. Kesinlikle. Para. Ama kesinlikle. 2 yılın sonunda yani birçok ocağa da ateş düştü hocam. Haklısınız ve bu kripto para piyasasında yatırım yapmak için de biliyorsunuz yani fiziki olarak bir varlık bırakmanız lazım bankaya. Yani döviz olabilir, TL olabilir, altın bozarsınız. Evini satanlar arabası var hocam. Aynen, arabasını satan, evini satan, beraberinde dünyada bir sürü insanın intihar etmesi vesaire gibi aslında bu olay tetiklendi. Ve dolayısıyla da şimdi 20 bin dolar seviyesinin altında bir Bitcoin görüyoruz. Yani bildiğiniz milletin malına burada çok sistematik bir şekilde çökmüş oldular. Neden bunu kumar olarak nitelendirdim? Çünkü insanlar aslında bu piyasayı bir piyasa olarak görseydi, bir varlık olarak görseydi, bir yatırım aracı olarak görseydi hiç problem yoktu. Uzun vadeli bir tasarruf olarak görseydi hiç problem yoktu. Ama hızlı hareketler, ani yükselişler o kadar çok insanların başını döndürdü ki hayalinde göremeyeceği parayı insanlar hayalen kazandı, sanal ortamda kazandı. Aslında bizim oralarda bir söz vardır, parayı nerede bulursan orada kaybedersin. Bu insanlar sanalda para bulduğu için mecburen sanal ortamda kaybetmek zorunda kaldı ve intiharlar da ard arda gelmeye başladı. Üstad, yatırımcısı ne yaptı acaba? Kripto paranın yatırımcısı şu an neye yatırım yapıyor? Ya da yatırım yapacak gücü olanlar neye yatırım yapıyor? Son 5 aylık performansa baktığımız zaman Hakan Bey, %80 civarında bir değer kaybı var kripto para piyasasında. Ve insanlar bu varlıklarını buraya fiziki olarak sundukları için ve piyasa manipülasyon piyasası olduğu için ve ülkelerin, devletlerin tanımadığı bir piyasa olduğu için ister istemez burada insanlar... Zarar edenler zaten battı. Zarar etmeyenler de sabırla beklemeye devam ediyorlar. Parasının 1/3 gitti herkesin ve dolayısıyla sabırla beklemek zorunda kalıyorlar. Bence de en mantıklısı bu. Yani panikle, korkuyla her şeyi satmak, zararı kabullenmek bence çözüm değil. En azından bir sistem tamamen ortadan yok olacaksa tamamen yok olmasını beklemek daha mantıklı. Ama tamamen ortada yok olmayan bir sistem varsa da demek ki kurtulmak gibi bir umut da var. Yani tünelin ucunda bir aydınlık var. Mesafenin ne kadar olduğu belli değil. Ama o aydınlık görüldüğü için ister istemez insanlar orada beklemeyi tercih ediyorlar. Ve dolayısıyla bu dijital soygunla birlikte bir sonraki evreye geçtiler. O evrede insanların artık gıda kıtlığıyla alakalı bir sürece işaret etti. Bu gıda kıtlığında başlatmak için de tabii ki doğal felaketleri ard arda gelmesi bir tevafuk değildi. Ben her zaman sık sık şunu söylüyorum Hakan Bey. Önceden bölgesel kaderler vardı. İşte Amerika'nın kaderi ayrı, Avrupa'nın kaderi ayrı, Asya'nın, Türkiye'nin, herkesin kaderi. Her ülkenin kendi kültürüne göre, kendi becerisine göre kaderi farklıydı. Ama bu bölgesel kaderler yerine ortak kadere bıraktı ve dünya artık ortak bir kader üzerinden yaşamaya devam etti. Mesela
aynı anda salgınlar başladı, aynı anda kapanmalar başladı. Dünyanın her yerinde ve aynı anda başladı. Beraberinde doğal felaketler, dünyanın her yerinde aynı anda doğal felaketler başladı. Devamında tekrar bir bakıyoruz, ekonomik krizler, yani enflasyonun patlaması. Şu anda bütün ülkelerde, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde enflasyon aynı anda patlak verdi. Bunlar tevafuk değil, asla değil. Bunlar sistematik bir şekilde... Brejnevist bir kriz yaşıyoruz aslında Sayın kesinlikle, Hocam. Yani kesinlikle. Bütün kitleyi hani etkiliyor. Çünkü hani baktığınız zaman küreselcilerin ilk çıkış noktasında pandemiden önce hani bir takım halk ayaklanmalarıyla tek dünya devletine gitmek gibi Brejnevist bir komünizm vardı kafaları. Evet. Gerçi evet. Karşılarında silahın ve enerjinin sahibi ulus devletleri ve onların paydaşlarını gördükleri noktada. Hani bugün bakıyoruz Rusya'yı gaza getiren Amerika'nın Ukrayna'yı işgal ettirmesiyle beraber tedarik zinciri kırıldı. Büyük bir enerji krizi yaşanıyor. Şu anda Almanya'daki durumun da siz herhalde biliyorsunuzdur oldukça evet. Kötü durumda orada evet. Enerji. Bizimden dolayı çarklar dönmüyor. Dünya bir yerden bir yere doğru gidiyor. Yani bu savrulmayla beraber enteresandır. Dolar mesela madenlerin karşısında ve yine kripto para karşısında, diğer paralar karşısında da değer kazanıyor. Ama en önemlisi siz öyle bir cümle kullandınız ki bundan önce. Hani biz bu savaşa tanık oluyoruz bir şekilde. Evet. Bu küresel savaşa. Dediniz ki Ekim ayında öyle bir noktaya gelecek ki bu kriz. Evet. Hepimiz iliklerimize kadar hissedeceğiz bu fırtınayı. Evet. Evet. O günler çok mu yaklaştı üstadım? Çok yaklaştı. Şimdi iki grup insanı ele almak lazım. Türkiye için konuşuyorum. Tabii yayınımızı onlar daha çok dinlediği için. Şimdi iki grup insanlar. Birincisi soğukkanlı, aklıyla hareket edenler. İkinci grup insanlar, umursamayanlar, hiçbir zaman tedbirini almayanlar. Hiçbir zaman tedbirini alanla almayanlara kaderi bir olmayacak. Olayların gidişatını geniş çerçeveden izleyip de izlemeyenler veya uyarıları dikkate alıp da almayanlar hiçbir zaman aynı kaderi paylaşmayacaklar. Herkesin sonucu farklı olacak. Nasıl sonucu farklı olacak? Bakın 6 ay içerisinde bütün dünyada insanların kaderi değişti. Özellikle son 6 aydır bütün dünyada Amerika'sı, Avrupa'sı, Türkiye'si, bütün ülke merkez bankaları aynı ağızda ve aynı yanda ne biliyor musunuz? Geçici enflasyon. Bu enflasyon geçecek dediler. Hayır. Aradan 6 ay geçti. 41 yılın zirvesinde olan enflasyon bütün dünyayı yakıp kavruyor şu anda. Bu enflasyonun geçmesi çok da kolay değil. Söylendiği kadar, anlatıldığı kadar kolay değil. Eğer insanlar Amerika'daki %9.1'lik enflasyonun %7.5'a kadar geri çekilmesini, %5'e kadar geri çekilmesini bir düşüş olarak görüyorsa büyük bir yanılgı içerisinde başlamış olduğu nokta %2.5 seviyesinde. Türkiye'de enflasyon %80.2. Eğer Türkiye'deki enflasyonu %65'e kadar geri çekildiğini görenler enflasyonun düştüğüne inanırlarsa büyük bir gaflet içerisindeler. Ve dolayısıyla bugün Rusya-Ukrayna gelişmesinden az önce bahsettiniz. 28 Şubat ve Mart'ın ilk haftasında bütün sosyal medya mecralarında yatırımcısıyla veya sosyal medyadaki takipçilerime şu uyarılarda bulundum. Arkadaşlar gaza gelmeyin. Bu kontrollü bir şekilde en az 2 yıl boyunca devam edecek bir çatışmadır ve manipülasyondur. Bu bir savaş değildir. Tabii böyle bir bütün dünyadaki medya öyle bir yağladı, öyle bir süslediler ki herkes ayaklandı, savaş oluyor, bilmem ne oluyor. Putin'i indirecekler, halkı sokağa dökecekler, şöyle olacak. Herkes senaryo yazdı. Hayır efendim, hiçbir şey olmadı. Yine kazanan Putin oldu. Peki, bugün geçici enflasyon söylemini yayanlar veya insanları kandıranlar neden bugün Rusya-Ukrayna çatışmasını bitirmiyorlar da gıda trafiğini tekrar normalleştirmiyorlar? Dünyadaki ticareti tekrar normalleştirmiyorlar. Çünkü işlerine o şekilde geliyor. Tam da bunları konuşalım hocam. Evet. Çünkü düşünsenize, hani bir tahıl kıtlığından bahsediliyor, bir gıda krizinden bahsediliyor. Evet. Ama bu sırada tahıl tarlaları yakılıyor. Hey, binlerce hektar. Onun dışında sular kirletiliyor. Evet. Yani yaşamsal gıdaya ulaşmak zorlaştırılıyor. Evet. Bir şeyin eliyle, birilerinin eliyle. Onun dışında insanları hani uyarıyorlar, stok yapın işte kendinizi yaklaşan gıda krizine karşı diye. Bir taraftan da baktığımız zaman hani biz de
kendi kendine yeten ülkeler arasındayız. Hala öyle miyiz bilmiyorum ama israfı da görüyoruz. Büyük de bir israf var. Can acıtan bir şekilde. Ama bir taraftan da artık alışkanlıklar da değişecek. Yapay etten bahsediyor, yapay sütten bahsediyor. Her şeyi bırakın. Yapay rahimden bahsediyor hocam. Aynen doğru. Hakan Bey, şimdi zamanlamaya bir dikkat çekmek isterim sevgili izleyicilerimin anlaması için. Bakın, süreç ne zaman başladı? 28 Şubat'ta. Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu 28 Şubat'ta başladı. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı Mart ayında başladı. Tam bu sıcağı sinen patlak olayların tam başında Fed 25 bas puanlık bir faiz artırımıyla süreci başlattı. İkisinin beraber çarpışması zaten imkansızdı. Birincisi bu. İkincisi de tekrar bu enflasyon rakamları artmaya devam ediyor. Merkez Bankası, dünyadaki bütün merkez bankaları faiz artırmaya devam ediyor. Ama enflasyon düşmüyor. Tekrar hem Fed Başkanı Powell hem Amerika Başkanı Biden ve diğer merkez bankaları başkanları veya diğer ülke liderleri ne dediler biliyor musunuz ki aylar önceden zaten bunun senaryosunu insanlara anlatmıştık. Eğer Rusya-Ukrayna çatışması olmasaydı enflasyon patlak vermeyecekti, enflasyon düşecekti. Eğer Rusya-Ukrayna veya eğer Putin olmasaydı şu anda ekonomik kriz olmayacaktı. Yani ihaleyi birisine bırakmak için bir bahane arıyorlardı, ihaleyi buraya bıraktılar. Tabii gıda krizine yol açacak bir süreci nasıl getirdiler? Mesela buğdaydan bahsediyorum. Buğday dünyadaki tarımın bel kemiğidir. Buğday yoksa hayat durur. Özellikle Avrupa için. Ancak buradaki koridorların kapanması tekrar tarım emtialarının ciddi bir anlamda fahiş bir şekilde yükselmesi neden oldu. Tarım emtiyası derken buğdaydan, şekerden, şeker pancarından, kakaodan vesaire bahsediyoruz. Tabii son iki yıldır ben bireysel olarak da tarım emtialarını Türkiye'yi de tanıtan kişiyim. İnsanlar tarım emtiyasına yatırım yapmayı aslında bilmiyordu iki yıl öncesine kadar. Burada ciddi farkındalık çalışmalarım oldu. Biz bu yıl tarım emtialarının zirve üzerinde zirve yaptığını gördük. Bugünlerde düşük. Neden? Hem tahıl koridoru açıldı hem de mevsimsel etkiden dolayı hasat zamanı. Ve burada normalleşme var. Ama iş bundan sonraki evreye baktığımız zaman tabii ki Fed'in bir politikası daha var. Yalan politikası daha var. O da resesyona girmiş olan, teknik olarak resesyona gitmiş olan bir Amerika'yı FED kabul etmiyor. Hayır, biz resesyonu kabul etmiyoruz diyor. Rusya'nın Gazprom'un gazları Avrupa'nın kapatmasıyla birlikte Avrupa da teknik olarak aslında resesyona giriyor. Avrupa da bunu kabul etmiyor. Almanya'nın yani burada açıkladığı enflasyon rakamının falan doğru olduğuna inanmıyorum ben 8.1. Yani kesin, aynen haklısınız. Şu anda bakın net bir şey söyleyeceğim. Eğer insanlar ülkelerin açıklamış oldukları enflasyon rakamlarına inanıyorlarsa ekonomiden, paradan bir haberler bence. Yani sokağa çıktığınız zaman çarşı pazarda, raflardaki veya kendi cebesindeki para değerinin kaybını bilmeyen insan zaten olmaz. Ama ısrarla bunlara inanıyorlarsa burada çok büyük bir balon var. Gerçekten bütün dünyadaki ülkeler insanlardan gerçek enflasyon rakamlarını saklıyorlar. Bilerek saklıyorlar. Neden biliyor musunuz? Toplumsal kaosun önüne geçmek için. Toplumsal ayaklanmanın önüne geçmek için bunu bildiğin saklıyorlar. Aslında ülkelerin insanlardan, bireylerden sakladığı çok konular var. Ama enflasyonun gerçek rakamlarını saklama nedeni toplumsal ayaklanmanın önüne geçmek. Ancak bu engellenecek mi? Hayır. Mesela bugün Avrupa'da son 5-6 aydır özellikle Ocak ayından bugüne kadar olan süreçlerde ciddi bir toplumsal ayaklanma var. Bunu yine medya bilerek ve isteyerek insanlara göstermiyor. Yani insanları gaza getirmek için bunları zaten topluma göstermiyorlar. En son örneği az önce siz verdiniz. Mesela çiftçilerin sokaklarda eylem yapması, tekrar et grubuyla alakalı, işte süt grubuyla alakalı kısıtlamaların gelmesi vesaire. Bu tamamen yine siz az önce ifade ettiğiniz gibi insanları hormonlu ve sentetik veya hazır gıdaları veya katkılı gıdalara itmek için, insanları gerçekten hastalıklı bir birey yapmak için, hastalıklı bir dünyada insanları yok etmek için sistematik şekilde kurgudur bu. Başka hiçbir şey değildir. Bugün enflasyon rakamlarının patlaması ne demek biliyor musunuz? Hemen rakamsal değeri üzerinden vereyim. Yani en azından Türkiye'den vereyim, insanlar evet, daha iyi anlasın. Enflasyon rakamı TÜİK verilerine göre bugün %80.2. Eyvallah. Rakamsal değeri bu. Gerçeği ne bunun? %100'den daha fazla. Hatta %120'den daha fazla. Ama geçen yılla bu yıl arasında mazot fiyatları, mazot fiyatları, gübre fiyatları, enerji maliyetleri %238 ile %260 arasında değişti.
Farka bakın yani. Herkes zaten evindeki elektrik doğalgaz faturalarında zaten bunu görüyor. Peki sizin elektrik faturalarınız, doğalgaz faturalarınız, gübre, ulaşım, nakliye paralarınız falan arttığı zaman ne olacak? Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici size ucuzdan bir gıda sunabilir mi? Ben size bir iddiada bulunayım Hakan Bey. Şu an dünyada gıda bedava. Şimdi çarşı pazarda, raflarda hep fiyatları yüksek falan diyorlar ya mesela. Yani bana kızacaklar, ben bunu daha önce de söyledim. Bakın ben 28 Şubat veya Mart'ın ilk haftasında Rusya-Ukrayna çatışmasıyla alakalı dedim ki bu gaza gelmeyin. Gaza gelmeyin. Altın ons fiyatı 2000 dolara gitti, gümüş uçtu gitti falan filan. Böyle bir balon oluşturdu. Sakın bu fiyatlardan almayın. Manipülasyon var. 2 yıl kontrolü bir şekilde bunu devam ettirecek, devam ettirmek zorundalar. Burada jeopolitik anlamda farklı bir film var. Uyanık olun. Uyarılarım vardı. Çok linç yedik, çok tepki gördük. Ama 3 hafta sonra bir baktık her şey dip oldu. Her şey çöktü. İnsanlar böyle işte tokat yemeden kendine gelmiyor. Şimdi bir iddiamı... Şimdi tokadı söylüyordunuz aslında. Şimdi evet, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdiki iddiam ne biliyor musunuz? İnsanlar raflarda her şeyin çok pahalı olduğunu düşünüyorlar. Sebze meyve fiyatlarının çok pahalı olduğunu düşünüyorlar. Hiperenflasyon sürecinden sonra kıtlık ekonomisine Ekim itibariyle gireceğiz. Kıtlık ekonomisi, paranız var, ürüne ulaşımınız yok. Bakın şu anda diyecekler ki işte domates pahalı, patates pahalı, şekeroş pahalı, bu pahalı. Efendim fiyatlar düşmeyecek. Eğer fiyatın düşmesini şöyle algılıyorlarsa 10 liralık mal 40 lira olmuşsa 40'tan sonra müdahaleyle 30 liraya çekilmişse o 10 liralık gerilemeyi bir düşüş olarak görüyorlarsa herkese geçmiş olsun. Ben yine son bir ayda ne diyorum Hakan Bey biliyor musunuz? Bu Türkiye emlak krizini konuşuyor. Ben sosyal medya hesaplarımda Ocak ayında... Gıda fiyatları, gayrimenkul fiyatları patladı gidiyor artık. Evet. Ben bu konuyla alakalı 2 yıldır sosyal medya hesaplarımdan insanlara diyorum bakın ek gelir ihtiyacınız olacak, hiperenflasyon geliyor, 1+1 daire alın falan derken hiç kimse umursamadı. 6 ayda herkesin kaderi değişti. Ellerindeki avuçlarındaki para değil bir tane eve, 1+1 daireye bile yetmiyor şu anda. İş oraya geldi. Ve ben ne diyorum biliyor musunuz? Şu anda Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da, bütün dünyada emlak fiyatları halen ucuz. Çok kızacaklar, şaşıracaklar. Hadi canım. Önceki son çıkış diyorsunuz hocam. Yine ucuz. Çünkü sistem yani diyor. Köprüden önceki son çıkış bu. Evet. Köprüden önceki son çıkış diyebilirim. Şu anda Hakan Bey, küreselcilerin asıl amacı insanları tapu sahibi yapmak değil, ev sahibi yapmak değil. İnsanları uzun vadeli kontratlarla uzun vadeli kiracı yapmak. Yani sadece kullanım diyor, hakkı vermiyor. Yani diyor ki tapu sahibi olma diyor. Kullanım hakkı sahibi olamazsın, sahip olma yani. Kesinlikle. Bir de önceden biliyorsunuz 3+1 daireler vardı, 2+1 daireler vardı. Şimdi insanların paraları 1+1 daireye bile yetmiyor. Eyvallah. Benim hala 8 odalı katlayı vardı. Eski kâgil bina, şimdi onlardan yok müstakil evler. Aynen. Hiçbir yerde yok. Rüya hayal olacak bunlar. Ve insanları zaten kapsül odalarda barındırmak için bir sistem hazırlandı. Doğru. Ve Türkiye'de konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim ben size. Türkiye'nin kültürü de mecburen bu ekonomik kriz veya bu konut krizinden dolayı veya bu ekonomik krizden dolayı değişti. İnsanlar artık evlerine farklı aileleri ortak ev tutmak suretiyle kirayı ödemeyen insanlar ev arkadaşları veya aile olarak odayı bölüşmeye başladılar. Bu Türkiye'de yeni bir trend oldu. Yani bir dairede bir aile yok. Bir dairede 2 aile var. Ve bundan sonraki süreçlerde bunu daha çok sık göreceğiz. Bu ekonomik küreselcilerin başlatmış olduğu aslında bu sinsi planın arkasında ne var biliyor musunuz? İnsanları yalnızlaştırmak. Düşünseniz ya ucuz ev var, ev al. Ucuz arsa var, al. Ucuz araba var, al. İnsanlar zenginleşsin diye bu sistem kurulmadı. İnsanların alım gücünü azaltmak için, insanlar fakirleşsin diye bu sistem kuruldu. İşte bunu algılayan geleceği ona göre kendine göre kurgula. Tabii biz bunları konuştuğumuz zaman bazılarına hikaye geliyor. Kime hikaye geliyor biliyor musunuz? Yarın bugün parkta yatacak olanlara hikaye geliyor. Yarın bugün sentetik veya hormonlu yiyeceklere mahkum olacaklara hikaye geliyor.
O yüzden diyorum ki 2 yıldan beri ekilebilir tarım arazilerini almanız şart. Bu zevk veya tercih değil. Mecbursunuz buna. Eğer sağlıklı bir gıda tüketmek istiyorsanız, evlatlarınıza güzel bir gıda yedirmek istiyorsanız, katkısız maddeler yedirmek istiyorsanız, affedersiniz ama o kadar malınız, mülkünüz varsa 100 metre, 200 metre ekilebilir tarım arazileri alacaksınız. Hafta sonları ekeceksiniz, dikeceksiniz veya memleketteki ekilebilir tarım arazilerini bırakmayacaksınız. Onlara sahip çıkacaksınız. Peki dünyadaki tarım işi nasıl yürüyor biliyor musunuz? Küreselciler şu an dünyanın en verimli topraklarını satın alıyorlar. Şirketler üzerinden satın alıyorlar. İlla adının Mike falan, George falan olmasına gerek yok. Şirketler üzerinden buralar satın alınıyor. Ve onlar bu ekilebilir tarım arazilerini kendileri ekecekler, dikecekler, üretecekler. Kendi ülkelerine götürecekler. Buraya tekrar ithal edecekler. Yani biz ev sahibiyken kiracı konumuna düşeceğiz. Burada insanları yalnızlaştıran sistem, sistematik bir şekilde ilerleyen bir model var çünkü. İnsanları yalnızlaştırdığı gibi gelecekle alakalı artık eşcinselle alakalı biliyorsunuz LGBT ile alakalı ciddi bir süreç başladı. Bu artmaya devam edecek. Bu normalleşecek. Şu anda Avrupa'dan bu yıl yaz tatiline gelen birçok arkadaşımızla bir araya gidiyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Hatta ben yurt dışına gittiğim zaman onların gösterilerine denk geliyorum. Onların sokaktaki durumlarını gözlemliyorum. Çok ciddi anlamda finans ediliyorlar. Çok ciddi anlamda maddi destek alıyorlar ve şu anda bu normalleşme sürecine geldi. Ben de diyorum ki yine insanlara lütfen siz olun, evlatlarınıza sahip çıkın. Lütfen siz olun. Evlatlarınızı gerçekten seviyorsanız onları yanınızdan lütfen ayırmayın. Gerçekleri olgun bireyler gibi oturup hep beraber tartışın. Sen çünkü büyük ihtimal evlatları ıskaladık değil mi? Biz orada yanlış yaptık. Aynen. Yani şimdi sistem bu çocukları kendi çocukları olarak kabul ediyor. Ama artık kendi çocuğu kabul ettiği o sistemin çocuğu artık senin çocuğun. Sistem aslında baştan anlattığım gibi çok güzel işliyordu Hakan Bey. İlk önce ekonomik kriz. İnsanları fakirleştir ve işsiz bırak. Bu insanlar birey olarak hayatla mücadele etsin. Karnını doyurmak için mücadele etsin. Adeta bu insanların kafasını kuma göm. İnsanların elindeki tek canlı varlık nedir? Evlatları. Bunları da böyle bu şekilde ellerinden al. Şu an Çin'de kendi neslini yetiştirmek için çabalayan bir Çin var karşımızda. Yapay döllenmeyle kendi evlatlarını anne ve babası olmayan suni döllenmeyle kavanoz içerisinde yapay döllenmeyle kendi neslini oluşturan bir Çin var. Bu bütün ülkelerde uygulanacak şu anda. İnternete girsinler, yapay döllenmeyle Çin'deki yapılan araştırmaları herkes internetten okuyabilir. Ve bunların anne babası yok. Ve bunlar belki yapay döllenmede akraba olabilir. Ama bunların bir anne babası olmayacak. İşin en kötüsü tarafını aileyi bilmiyor. İnsani evet. Değerlerden uzak. Evet. Vicdanı hür, fikri hür insan olmaktan uzak olacak yani. Sistemin çocukları olacak bunlar. İsimleri olmayacak. Bunlara bildiğin dijital şifre, numara verecekler. Numarayla hayatlarına devam edecekler. Biz bunları filmlerde izliyorduk. Belki şu anda bizim sohbetimizi dinleyen arkadaşlar da bu filmlerde izlediklerini şu anda uygulanıyor olması belki çok inandırıcı gelmez. Ama dediğim gibi hemen internete girsinler. Çin'deki yapay döllenmeyle alakalı bu çalışmaları incelesinler. Neyin ne olduğunu gerçek boyutta görebilirler. Tabii ki bunların bir ismi olmayacak. Bunların bir ailesi olmayacak. Direkt sistemin çocukları olacaklar. Direkt sisteme bağlı olacaklar. Ama onun arkasındaki asıl sebep şu anda Çin, İran'da yer altında yüz tanıma sistemleri yapıyor. Bunlar da çok ciddi çalışmalar. Ve bu genetik oyunlarla birlikte artık insanlar hem dijital ortamda finansal varlıklar üzerinden sanallaşacak, hem aile üzerinden sanallaşacak. Zaten varlık alma, zengin olma gibi bir hayal zaten türemeyecek ve haliyle de sisteme muhtaç olan bir küresel süreç başladı ve çok hızlı bir şekilde de bu süreç geliyor. Özellikle ben yine bu ayları işaret ederek geçen aydan yine arkadaşlarımıza bir uyarı yaptım. Dedim ki küreselcilerin bir sonraki hamlesi evlatlarımız olacak. Bakın şu anda internette
18 yaş altı dünya genelindeki bütün çocuklar ücretli internet sayfaları var. Abone oluyorsunuz, aylık abone ücreti veriyorsunuz. Burada farklı sosyal medya mecraları gibi, yani yanlış anlaşılmak istemiyorum, sanal fuhuş yaptırarak burada kazanç elde edecek dünyadaki yeni nesil çocuklardan bahsediyorum. 18 yaş altı çocuklar sanal fuhuşla bunları bildiğin ücretli abonelik olacak. Bunlar kameralar karşısında soyunarak veya farklı uygulamaları yaparak dünyadaki birçok insana karşı resmen bir fuhuş ortamı oluşacak. Bunu söylemek bile çok kolay değil. Ama lütfen evlatlarımıza herkes sahip çıksın. Hepimiz evlatlarımıza sahip çıkalım. Özellikle bu sürecin başladığını ve bu süreçten asla geri dönüş olmadığını bilmek gerekiyor. Türkiye'deki son aylardaki tartışmaları ve son aylarda yapılan hareketleri göz önüne bulundurduğumuz zaman aslında sürecin ne kadar hızlı işlediğini de hep beraber görmüş olacağız. Tekrar toparlamak gerekirse, insanları önce fakirleştiriyorsunuz, ekonomik bir buhran, devamında doğal felaketler ve aynı anda başlayan doğal felaketler ve tarımsal alanların yakılması, gıdaya ulaşımı engelliyorsunuz. Daha sonra enflasyonu patlatıyorsunuz, insanların alım gücünü azaltıyorsunuz, dünyadaki bütün insanları fakirleştiriyorsunuz ve insanlar şu anda bu fakirliği iliklerine kadar hissediyor. Sonra insanların elinde tek bir şey kalıyor, evlatları. Evlatların da şu anda sanal ortamda farklı uygulamalarla, farklı yöntemlerde de sizlerinizden, avucumuzun içinden kayıp gidiyor. Ve bundan sonraki evrelere baktığımız zaman da tabii ki birçok konu başlıkları var sayabileceğiniz. Ancak bir süre sonra da işinden olacaksın. Çünkü robot gelecek, onu koyacak. Evet. O da, eve gideceksin yani. O da birçok ülkede şu anda uygulanmaya başlandı. Hükümetler özellikle şöyle bir açıklama yaptı. Mesai saatleri çok fazla, bunu artık düşürüyoruz. Bizim Türkiye'de bu haber akışlarını okuyan, bu manşetleri okuyanlar o kadar çok sevindi ki, bu farkındalığı oluşmamış, küreselcilerin bu oyunu algılamamış insanlar, vay ne güzel, keşke Türkiye'de de olsa, biz de az mesai yapsak, biz de aç çalışsak diye böyle yani sevinçten havalara uçtu. Halbuki tehlike o kadar büyüktü ki aslında insanların yerini robotlar alacaktı. Bu insanlar belki günde 5 saat çalışacak. Yarın ondan sonra 3 saat indirecekler ama günün birinde diyecekler ki sana ihtiyaç yok. Artık sen insan olarak robota bütün işi öğrettin. Artık bizim insana ihtiyacımız kalmadı ve robotların insanlar karşısındaki evrimi ve devrimi de gerçekleşmiş olacak. Türkiye de bunun işaretini verdi. Sayın Bakan yaklaşık 1,5-2 ay evvel şöyle bir açıklama yaptı. Mesai saatlerini tekrar gözden geçirmemiz lazım. Dikkat ederseniz bir yerden bir haber akışı gelince bütün ülkelerden ard arda aynı haber akışı geliyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Aynı sistem aynı el üzerinden yönetiliyor ve aynı anda tek sistem üzerinden bütün ülke yönetiliyor. Şimdi mesela Hollanda'da canlı hayvanların yarısını itlaf edeceksiniz dediler ya çiftçilerin. Evet. Şimdi yarın bir gün belki Almanya'da isteyecek bunu kendi çiftçilerinden. Belki ertesi gün Fransa'da isteyecek. Evet. Ne kadar gelecek belki de. Öyle değil mi? Yani evet. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki sistematik bir enflasyon tuzağı var. Ve bunun içinde gün geçtikçe fakirleşen bir dünya var. Psikolojik falan da çökmüş. Ve anlattığınız kadarıyla her geçen gün Ademoğlu'nun elinden dünya biraz daha alınıyor. Alınacak. Ve yani sanki hani sistemi elinde tutan varlık insan değil. Şu an insanlar evet. Öncelemiyor yani. İnsanlar zaten sanallaştı. Hakan Bey şu anda insanlar sanallaştı. Şu anda insanların hislerini ve duygularını aldılar. Şu anda insanları mutlu ederek soyuyorlar. Acı çektirerek değil. İnsanların elindeki telefonla, bir tuşla dünyanın her bir yerini gezebiliyorsunuz. Bir tuşla bütün mutluluğu tadabiliyorsunuz. Bir tuşla istediğiniz her şeyi, bilgiyi alabiliyorsunuz. Bir tuşla dilediğinizi anında yapma gibi bir özgürlüğe sahipsiniz. İşte bu özgürlüğü veren küreselciler aslında insanları mutlu ederek soyuyor. Ne yapıyorlar mesela? Sosyal medya mecralarına girdiğiniz zaman 7'den 70'e, 70-80 yaşındaki insanların bile farklı kıyafetlerle mutlu pozlar verdiğini, danslar ettiğini,
Türkiye'de de o kültür çok yapıştı. Herkes işte yediğini içtiğini böyle kahkahalarla paylaşması falan, böyle bir farklı bir evreye gitti kültür. Yani dünyadaki bütün kültür farklı bir yere gitti. Bir tarafta açlık çeken bir toplum varken, açlıktan ölen insanlar varken, bir tarafta kitlesel bir göç varken, insanların kendi ülkelerinden göç etmek zorunda kaldığı bir dünya varken, bir tarafta da yediğini, içtiğini, giydiğini ve sürekli tüketime dayalı bir reklam modeliyle insanları hislerini almış bir dünya modeline gitti. Türkiye'de en fazla kültür anlamında, ciddi anlamda bu sisteme yapışmış olan ülkelerden bir tanesi. Ve dikkat ederseniz bütün sosyal medya mecralarında bir ahilik vardı, bir esnaflık vardı, bir tüccarlık vardı. Kendi güler yüzüyle, tatlı diliyle, yapmış olduğu lezzetlerle, dekoratif çalışmalarıyla, işte insanlara karşı davranışıyla reklam olmuşken, kalite olmuşken bir anda bir bakıyorsunuz herkes o nimetlere vurmalar, yerden yere salmalar, oyunlar, tavanlar bilmem ne, sosyal medya üzerinden bir reklam politikasıyla insan çekme, bunu tüketime çevirme, bunu çok kalitesiz bir şekilde yapma gibi bir model oldu ve insanlar sadece karnını doyurmak için değil, sadece leziz olduğu için değil, sadece zevk aldığı için değil, sadece orada fotoğraf çektirmek için de oraya gittiğini artık son yıllarda hep beraber görüyoruz. Bu kültürün nereye geldiğine, sosyal medya etkisinin nereye geldiğine, küreselcilerin insanları... Sosyal medya insanların fıtratını bozdu değil mi hocam? Evet, işte küreselcilerin aslında ne kadar başarılı olduğunu bize göstermiş oluyor. Tabii ki insanlar gezsin, tozsun, sosyal medya aracılığıyla gezdikleri yerlerde paylaşımlar yapsın, herkes birbirinden haberdar olsun, sosyal medyayı iyi kullanan insanlar, sosyal medyayı bilinçlenmek için, bilgi sahibi olmak için kullanan insanlara ne mutlu. Ama farklı niyetlerin tuzağına gelip mesela tüketimi artırmak, tüketim nasıl artıyor? Sizin ihtiyacınız olmayan bir şeyi sürekli bir talep ederseniz ister istemez sizin ekonomik olarak bir özgürlüğünüz olmayacak. Çünkü özgürlüğü sistem senin elinden alacak. Sen kredi kartlarına mahkum olan, sisteme mahkum olan, kredi borçlarına mahkum olan bir insan sıfatında olacaksın. Ve artık bu haz duygusu öyle bir zirveye çıkacak ki artık sen kumar oynamaya başlayacaksın. Ama kumar oynadıkça da batmaya devam edeceksin. Battıkça ilk önce kendi aileni dolandıracaksın, sonra bankaları dolandıracaksın, sonra çevreni dolandıracaksın. En sonunda da intihar edip gideceksin ve yanındaki yüzlerce insanı da mağdur edip de gideceksin. Hazır bankalar demişken yine bu aylarda uygulamaya sokulan yine küreselcilerin bir oyunu tekrar anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu chip kriziyle alakalı otomotiv sektöründe bir balon oluşturdular ve bütün dünyada bu balon patladı. Özellikle Türkiye'de bir fırsatçılık oluştu. Şu anda araba fiyatları, ikinci el araba fiyatları sıfırdan daha değerli oldu. Sıfır araçlar gelmiyor falan derken, halbuki bunun arkasındaki en büyük balon yeşil enerji ve elektrikli araçlara dönüş politikasında eski otomotivleri üretmeyecekler. Ve özellikle de burada chip krizini bahane ederek de eski araçları kenara çekecekler, yeni elektrikli araba piyasaya sürecekleri için de böyle bir bahane balon uydurdular. Şimdi chip krizinde herkes ikinci evreye geldiğimizi mutlaka bilmeli. Bu chip krizinde artık bundan sonra insanlara kredi kartı ve ATM kartı bankalar göndermeyecek. Eğer insanların cebindeki şu anda Avrupa'da en fazla ATM ve kredi kartı kullanan ülkelerin başında Türkiye gidiyor. Herkesin cebinde 3-5 tane kredi kartı, banka ATM kartı var. Chip krizi var, artık kredi kartı gönderemiyoruz, banka ATM kartı gönderemiyoruz diyecekler ve bundan sonra Türkiye en fazla chip krizinde ikinci evreye konuşacak. Süresi biten kartlara yerine müşteri temsilcisini sizi arayacak. Diyecek ki chip krizinden dolayı kart üretimimiz yok, kart yok ama size sanal numaralar vereceğiz. Sanal POS üzerinden veya sanal ödeme merkezi üzerinden bu işlemlerinizi yapabileceksiniz. Artık insanlar Türkiye'de ve dünyada kredi kartı, banka ATM kartı kullanmayacak. Size bir numara verecekler. O numaranın üzerinde olaya devam edeceksiniz. Yani fiziki olarak bir kart çıkartma zorunluluğunuz olmayacak. Bu da chip krizinde ikinci soygun planı olacak. Yani insanları sanallaştıran, varlıkları sanallaştıran bir süreç artık dijital ortamı da sanallaştırıyor. Ve bundan sonra bir üçüncü evreye gireceğiz. Üçüncü evrede şu, dünyadaki bütün merkez bankaları veya dünyadaki özel bankalar
müşterilerine çağrı yapacak, diyecekler ki biz bugüne kadar bankalarımızda kasa kiralıyorduk. İşte siz biz gibi fiziki varlıklarınızı, değerli eşyalarınızı bizim bankamızda kasasında tutuyordunuz. Artık biz kasa kiralamaktan vazgeçtik. Bundan sonra kasa kiralamayacağız. Gel paranı veya değerli eşyanı kasadan al, diyecekler. İnsanları kaderiyle baş başa bırakacaklar. Peki fiziki altın, gümüş veya döviz olan veya farklı değerli eşyalar olan insanlar ne yapacak fiziki varlıklarını kasadan alayınca? Saklamayla alakalı ciddi problemi olacak. Saklama koşuluyla alakalı. Yani onu güvensiz bir hale getirecekler ve dolayısıyla da bundan sonra yılın son çeyreğinde insanlar şuna da hazırlıklı olmalı. Belki Türkiye'de de olabilir bu. Bankaların kasa kiralamaları artık olmayacak. Ona göre herkes tedbirini almalı. Üstadım, Ekim ayını konuşuyoruz. Hani Ekim ayı çok kritik dedik. Büyük bir kriz geliyor Ekim ayıyla beraber. Ve büyük bir değişim sürecinin belki de en önemli adımları atılacak bu ay, öyle mi? Neler olacak bu ay? Şu anda dünyada finansal piyasalar zaten çöktü, tıkandı ama bireyler bunun farkında değil. Dediğim gibi insanların hisleri alındı ve insanlar uyuşturulduğu için şu anda %80 olan enflasyonu insanlar gülüp de geçiyor. Umursamadan deliler gibi, çılgınlar gibi para harcıyorlar. Yarını düşünmeden para harcıyorlar ve her zaman derim ki lütfen fiziki varlıklarınıza, birikimlerinize sahip çıkın. 2022 yılı soygun yılı. Ocak ayının birinde bunu insanlarla paylaştım. 2022 yılı, soygun yılı, sizi çok güzel bir şekilde soyacaklar. Nasıl soydular biliyor musunuz? Amerika Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları faiz artırdı. Dolar her şeyi ezdi geçti. 20 yılın dip seviyesinde olan bir euro, 20 yılın dip seviyesinde olan bir sterlin. Yine altın ons fiyatı, gümüşün ons fiyatı dip seviyelerde, düşük seviyelerde. Neden bunları düşürdüler biliyor musunuz? Çok basit. Oyun çok basit. Almayana. Şu anda Amerika kendi basmış olduğu doları dünyadan topluyor. Yani o kağıt paraları, basmış olduğu kağıt dolar paraları topluyor. Peki bu paraları ne yapıyor biliyor musunuz? Baskılamış oldukları altın ve gümüşün fiziki olarak alımını yapıyor. Kendi basmış oldukları değersiz bir kağıtla dünyadaki bütün altın ve gümüşleri şu anda kendisi topluyor. Halbuki neydi finansal okuryazarlıkta? Enflasyon demek altın demek. Enflasyon demek gümüş demek. Enflasyonun patladığı yerde altın patlar. Çünkü rezerv paradır, ortak bir rezerv paradır. Ama son 6 aydır merkez bankalarının fiziki altın ve fiziki gümüş tarafında ciddi artışlar var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bile %12 varlıklarını artırdı. 15. sırada fiziki altın varlığımız olan bir liste sıralamasındaydık. 12. sıraya kadar yükseldik. Ama en fazla kim kazandı biliyor musunuz? En büyük soygunu yapan. Yani FED. En fazla altın rezervlerini şu anda o artırıyor. Size basit bir örnek vermek istiyorum. Çok basit. Altın şu anda kime ucuz? Ons dolarla hesaplandığı için, altının ons fiyatı şu anda 1700 dolar olduğu için dolar sahiplerine ucuz. Euro şu anda kime ucuz? Bir seviyesinin altında. Son 20 yılın en dip seviyesi. Doların karşısında, doların sahiplerine ucuz. Sterlin şu anda kime ucuz? Doların sahiplerine ucuz. Oyun kuruculara ucuz. Gümüşün ons fiyatı 18 dolar. Kime ucuz? Doları olanlara ucuz. Peki, çok güzel bir tüyo veriyorsunuz hocam. Evet. Eurosu olanlar, sterlin olanlar alsın bakalım ucuza. Hayır, alamaz. Elinde TL bulunduranlar alsın bakalım ucuzdan gram altın. Şu anda gram altın 1017 lira. Hayır, alamazsınız. Geçen yıl bu vakitlerde 487 liraydı gram altın TL fiyatı. Yıla 785 lira seviyesinden başladı gram altın TL fiyatı. Şu anda 1017. Ons o kadar baskı altında kaldı ve düştü. Elindeki TL, senin para, alsın ucuzdan altın olabiliyor musun? Vermezler. Gösterirler ama vermezler. O yüzden insanlar iki türlüdür. Uyanık olanlar, uyanlar. Ve ben onlara bugün ne diyorum biliyor musunuz? Masal bitti, hadi uyanın. Hocam, kara günler geliyordu. Bir stok yapma ihtiyacı var insanlarda da, böyle bir telaş. Bunun için ne diyeceksiniz? Bir taraftan da israfı da gözündürerek. Dünyada en fazla israf yapan ülke sıralamasında Türkiye üçüncü. Ne yazık ki. Özellikle ekmek tarafında.
Aslında her şeyde bir hayır vardır. Bugüne kadar veya bu saate kadar yaklaşık 43 dakikadır olayın şer kısmını konuştuk. Hadi bir tane hayır kısmını konuşalım. Hayır kısmı da şu, insanlar mecburen israftan uzaklaşacak. İnsanlar mecbur oldukları için tasarruf yapmak zorunda kalacak. Çünkü parasıyla İnsanlar, da yapmıyor evet, hocam. Parasıyla da alamayacak. Torbalarla aldıklarını gramla almak zorunda kalacaklar. Belki önümüzdeki yıl taneyle almak zorunda kalacaklar. Bu da işin hayır kısmı. O yüzden bugüne kadar bol bol yedik, içtik, tükettik, umursamadık. Bundan sonra iyi olan kazansın. Kim iyi? Ekilebilir tarım arazisi olan iyi. Kim iyi? Fiziki varlıklarına sahip çıkanlar iyi. Kim iyi? Varlıklarıyla kumar oynamayanlar iyi. Kim iyi? Evlatlarına vakit ayıranlar, eğitime önem verenler, okuyanlar, anlayanlar, anlamak için çaba sarf edenler veya hazırlık yapanlar. Bunlar iyi. Kim iyi değil? Elindeki telefonda ona buna laf yetiştirenler, onu buna eleştirenler vesaire vesaire. Kaliteli insan işine bakar. Kalitesiz insan kişiye bakar. Ben derim ki işinize bakın. Çok güzel. Kıymetli hocam, şimdi gün geçtikçe fakirleşen bir dünya var. Biz dünyayı konuşmaya çalıştık ama odağımızı İstanbul'a çevirelim. İstanbul'un genelinde de bütün megapolleri ve metropolleri konuşalım. Zira öyle bir durum var ki İstanbul'un nüfusu son birkaç yıl içinde en az 4-5 milyon azalacak diye bir iddianız var. Evet, doğru. Aynı iddiamın arkasındayım. Tersine bir göç başladı da zaten. Evet. İstanbul'da yaşamak zorlaştı. Evet. Birçok insan için. Evet. Önümüzdeki günleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Yine insanların bana tepki verdiği bir konu başlığı. Ben bunu söylediğim zaman, özellikle ben bunu söylediğim zaman diyorum ki arkadaşlar, ben İstanbul'dan 4 milyon göç bekliyorum. Herkes ayağa kalkmıştı. Arkadaşlar, çok sakin, çok güzel, çok anlaşılabildiğini anlatmak istiyorum. Enflasyon bütün dünyada patladı. Sadece Türkiye'de değil. Sadece Türkiye'de emlak fiyatları uçmadı. Amerika'da, Avrupa, bütün dünyada uçtu. Sadece kira fiyatları İstanbul'da veya Türkiye'de uçmadı. Bütün dünyada uçtu gitti. Neden? Sistematik bir şekilde insanlar fakirleştiriliyor. Ama daha önemlisi İstanbul, Londra, New York gibi merkezi finansal merkezler var. İstanbul'da finans merkezlerinden bir tanesi. Boşaltacaklar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani isteseniz de istemesiniz de boşaltacaklar. Türkiye'nin İstanbul şehri, İstanbul bir finans merkezi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bütün dünya liderleri biliyorsunuz 2 ay önce ardarda Türkiye'ye geldi. İşte bu koridorlar falan, Rusya ile Avrupa arasındaki diyaloglar, işte Türkiye'nin jeopolitik önemi, Orta Doğu ile Avrupa'yı birbiriyle işleyen falan vesaire. Finans merkezi olacak İstanbul. O yüzden İstanbul'da emlak fiyatları düşecek. Biraz daha bekleyelim, alırız. Geçen yılı ihmal etmiş olanlar, umursamayanlar, bugün TL'sini nakitte bekleyenler, ama bir ümit böyle, belki faizler düşer, faiz alırız. Ya emlak fiyatı çok yüksek, düşsün öyle alırız diyenler, çok yazık. İstanbul'dan 4 milyon göç gidecek ve 5250 veya 5500 veya 6000. Hadi ben kıyak yapayım, 10.000 olsun. Kaç para kira vereceksin? Elektrik, doğalgaz faturaların, çarşı pazardaki harcamaların neye yetecek? Evin yoksa İstanbul'da yaşayabilecek misin? Maalesef. O yüzden her ne kadar enflasyon farkı insanlara ödense de, her ne kadar Türkiye bir seçim ekonomisi modeline girmiş olsa da, maalesef İstanbul bir finans merkezi olacaktır. Dışarıdaki insanlar yoğun bir şekilde tekrar İstanbul'a gelmeye devam edecektir. İnsanlar bana çevremde genelde şunu soruyor. Hocam yani iyi de hani 2 liraya 3 liraya sana göre ucuz. Kardeşim ben hesabımı dolarla yapıyorum, TL'yle yapmıyorum senin gibi. Geçen yıl 1 milyon TL'ye ev aldım. 114 bin dolar verdim. Geçen yılki evin 2 milyon oldu. 111 bin dolar yerine koydun. 3 bin dolar açığın var. Hani ev fiyatları yükselmişti. Ya. Peki biz almayacağız da kim alacak?
alanlar ortada. Vatandaşlık alanlar. Evet. Ya sen almayacaksın kesin. Alamayacaksın sen kesin. Bir Arap gelir alırsın. Sen alasın diye zaten bu sistem kurulmadı. Onu anla. Sen zaten bir şeyleri idrak etseydin hazırlığını önceden yapardın. Zihniyetini değiştirirdin, bakış açını değiştirirdin, uyarılara dikkate alırdın vesaire. Ama sen kusura bakma. Sen vaktini telefonla harcadın. Kitap okuyacağına farklı bir şey yaptın. Sen gittin el alemin dedikodusunu yaptın vesaire. İnanmadın çünkü. 2 yılda bas bas bağırıyoruz. 1+1 daire al. Eyvallah ama 1+1 al. Çünkü fazla bir gelire ihtiyacın olacak. O yüzden bundan sonraki işte New York gibi, Londra gibi, Tokyo gibi, İstanbul gibi şehir merkezleri iki türlü bir grup olacak. Orta grup diye bir şey yok zaten. Zenginler ve fakirler. Ortası olmayacak. Fakirler taksimetreye bakmaya devam edecek. Zenginler arka koltukta oturacak, camdan dışarı izleyecek. Ben isterim ki bizim milletimiz de camdan dışarı izlesin, taksimetreyi izlemesin. O yüzden biz kendi ülkemizde misafir gibi olmak istemiyorsak uyarıları dikkate alacağız. Bugün paran hazır mı kardeşim? Ev mi alacaksın? Al durma. Bugün araba mı alacaksın? İhtiyacın var mı? Al durma kardeşim. Size geçmişte her zaman ben çevreme bu örneği veririm. Her şey çok güzel olacak diye ağzınıza bal çalmışlardı. Ben de şimdi onlara soruyorum. Daha ne kadar yolun var? Her şey çok güzel olacak diye. Bekle bakalım. Olacak mı, olmayacak mı? Ama sistem tek bir elden yönetildiği için siz anlatılanlara değil cebinize inanın. Çünkü en dürüst şey veya en dürüstü sizin cebiniz. Sizin cebiniz asla yalan konuşmaz. Varsa vardır, yoksa yoktur. O yüzden siz cebinize inanın, kimseye inanmayın. Üstadım, son sorum olsun. Artık yılın son çeyreğine girdik. Altın, gümüş, döviz, borsa ne olur diye sorayım. Efendim, benim kişisel yorumum, tahminim ve öngörüm şöyle. Dolar endeksi 88 seviyesinden 110 seviyesine kadar yükseldi. Muhtemelen bir 112 falan yapacak. Bakın, dolar aslında insanlarla çok güzel konuşuyor. Ben 88'dim diyor, 110 oldum diyor. Bunu alır mısın? Ben olsam almam. Gitmiş yani. Gidenin arkasından bakma. Ama onun karşısında az önce izah ettiğim gibi doların karşısında euro diyor ki ben diyor 1.27 idim diyor, şimdi 1'in altına düştüm diyor. Düşen elinden tutacaksın. Fiyat seninle konuşuyor. Selin diyor ki ben diyor bundan 5 ay evvel diyor 1.37'deydim diyor, şimdi 1.15'e düştüm diyor. Düşen elinden tutacaksın. Altının ons fiyatı diyor ki, gümüşün ons fiyatı diyor ki veya altının gram fiyatı veya gümüşün gram fiyatı diyor ki yahu jeopolitik risk var, enflasyon var, resesyon var, stagflasyon var. Burada düşük kaldın hala sen, onun elinden de tutacaksın. Aslında fiyatlar insanlarla konuşuyor, okuma bilene. Ama bu ne demek oluyor? Yılın son çeyreği. Dolar TL kuru benim tahminim 20-21 lira aralığında. Dolar ne kadar şu anda? 18-30'larda. Her ne kadar insanlara 18-20 gösterseler de, hayır efendim, 18-31 lira şu anda dolar TL kuru. Gördüğünüze değil, cebinize inanın. Bu cümle çok önemli. Gördüğünüze değil, cebinize inanın. O yüzden şu anda 18-20 gösterdikleri dolar TL kurunun 18-31 lira olduğunu belirtmek isterim. Yıl sonu 10 günü 20-21 lira aralığı. Bu ne demek oluyor? Koşa koşa gidelim de 18-31 liradan şey alalım, dolar alalım değil. Tamam. 20-21 bekleniyor ama sana getirisi ne olacak? Kazandırdığı rakamsal değer ne olacak? Burada 20 yılın dip seviyesini düşmüş olan bir euroyu mu satın alırsın? 20 yılın dip seviyesini görmüş bir sterlini mi satın alırsın? 6 aydır baskılanan altın ve gümüşü mü satın alırsın? Zirve yapmış bir doları mı satın alırsın? O yüzden ben bireysel olarak dolardan uzak durulması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Çin, İran, Rusya kendi aralarında Çin yuanı, ruble, Türkiye, Rusya arasında Türk lirası, ruble, herkes yavaş yavaş kendi paralarını kullanmaya başladı. Ve dolayısıyla her ne kadar dolar yüksek olsa da veya yükselecek olsa da yüksek bir dolar Amerika'nın da işine gelmiyor. Bakın orada bir nüans var. Amerika'nın da işine gelmiyor. Düşünsene, dolarla çok ucuz, euro ile ucuz. Ben giderim euro ile ticaret yaparım. Sterlinle ucuz, ben giderim sterlinle ticaret yaparım. Amerika'nın da işine gelmiyor. Hali hazırdaki borcu da artıyor adamın. Evet,
Yani o kadar çok borcu artıyor ki bundan sonra bir süreçlerde Amerika'nın kaçacak bir deliği yok. Yani Amerika dediğimiz zaman FED'i konuşuyoruz ya, FED politikalarını konuşuyoruz ya. Ya bunlar kamuoyunda ifşa oldu. Bunlar kamuoyunda şu anda yargılamıyorlar ama FED üyeleri FED toplantılarından önce bildiğin piyasalarda acayip oyunlar oynamışlar. İnsanlar ne güzel soymuşlar. O yüzden insanlara diyorum ki gördüklerinize değil, inandıklarınızla İslam yaşayın, hocam, cebinizle. iyi ki ne oldu biliyor musunuz? Hani bu dünya yoksa bu küreselcilerin türküsünü söyleyerek giderdi. Allah'tan hani şöyle söyleyeyim. İyi ki Main Street ile Wall Street ayrıldı. İyi ki Evet. birbirine düştü Main Street, Wall Street. Ve bu aileler birbirine düşmeseydi belki de bu felaketler çok çok daha önce gelecekti ve biz bunları algılayamadan yaşayacaktık. Ve şu an konuşma fırsatımız var. Konuşuyoruz, bakıyoruz Evet. ki köprüden önce son çıkış. Yani Hakan Bey, kendi iradesiyle karar verebilen, kendi iradesiyle konuşabilen son nesil biziz. Bundan sonraki nesiller ne kendi iradesiyle karar verebilecekler, ne kendi iradesiyle yatırım yapabilecekler, ne de kendi iradesiyle normal bir hayat yaşayacaklar. Direkt sisteme bağlı olacaklar. Sistem ne derse o şekilde yaşayacaklar. O yüzden biz bugünün kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz de enseyi karartmayacağız. Umut var. Türkiye'de enflasyonun %80,2 seviyesinde olduğunu resmi rakamlar ama %100'ü geçik tabii ki. Yahu ben bunu konuşurken bile bir utanıyorum yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Konuşması, telaffuz etmesi bile utanç verici. Yahu dört mevsim olan nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bunu söylemesi bile ayıp. O yüzden biz mutlaka bir çıkış bulacağız. Mutlaka umut var. Ama nasıl olacak bu umut biliyor musun? İnsanların uyanmasıyla. Az önce ifade ettiğim gibi işte masal bitti. İnsanların artık tatil de bitti. Uyanması lazım. O yüzden masal bitti. Artık uyanın diye sohbetimi sonlandırayım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok Ben de keyifli teşekkür ederim. Sağ sohbet. olasın. Hani gerçekten önemli uyarılar. Bütün izleyen dostlarımız mutlaka kendilerince bir şeyler bulacaklardır bu bizim söyleşimizden. Bize vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Çok kıymetli. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun Dostlarımıza diyorsun. da teşekkür ederim. Onlar da bize kıymet verip bizi izlediler, zaman ayırdılar bize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hoşça kalın.